Merkez Bankası, şimdi birazdan onu konuşmaya başlayacağız, rezerv topluyor. Piyasadan rezerv topluyor. Yani döviz topluyor rezervi arttırmak için. Şimdi bununla ilgili yapmış olan çalışmaların hepsi A'dan Z'ye ne için biliyor musun? 227,5 milyar dolarlık kısa vadeli borcu bulabilme amaçlı. Hiçbir şey değil, yatırım değil, geleceğe dönük bir plan değil, hane halkının cebine yansıyacak herhangi bir hamle değil, pragmatik bir çözüm değil. Sadece kısa vadeli borcumuzu, yani hani dediler ya Londra tefeci, işte Londra tefecilerinin paralarının faizlerini ödemek için aradığımız para. Buna bir de yaklaşık olarak sene sonunda karşımıza gelecek olan 35 milyar dolarlık cari açığı da eklediğin zaman karşına çıkan tablo 255-260 milyar dolar. Sen bu parayı nereden bulacaksın? Hani anlattım ya bir tane hikaye onun gibi. Ya bu parayı nereden çıkaracaksın? Çıkartamazsın. Yok yani öyle bir para. Ya Bulamazsın. anlatsana fıkrayı biraz şey yaparak, sansürleyerek. Şimdi bir tane kadın taksiye biniyor. Hanımefendi çırılçıplak. Gideceği yeri söylüyor. Taksici de tamam diyor. Gitmeye başlıyorlar. Şimdi aynadan bakıyor sürekli adam. Böyle bir gülümsüyor böyle bir enteresan. Kadın da diyor ki ya neye bakıyorsun? Hani hiç mi çıplak bir kadın görmedin? O da diyor ki yok gördüm de diyor parayı nereden çıkartacağını merak ediyorum diyor. Şimdi ben de onu merak ediyorum. Para nereden çıkacak? Şimdi Londra swap piyasalarıyla ilgili çalışma yapılıyor. Nasıl bir çalışma yapılıyor? Daha önce limitler genişletildi. Şimdi biraz daha genişletiliyor. İşte dün Bloomberg'de bir haber çıktı bununla ilgili. Dediler ki işte swaplar açtı. Muhtemelen yavaş yavaş kademeli bir şekilde açacaklar. Şimdi bunun faydası ne olacak? Bize ne faydası olacak? Her şeyden önce Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı kendini hedge ederken önce swap yapıyor. Swap yaptığında dövizi sabitliyor. Kaçtan sabitliyor? 32'den sabitliyor. 3 ay sonunda Bahar, 3 ay sonunda bu adam çıkacağı zaman bir kere 32'den kurun garantisini alıyor. Kur 80'e de çıksa bu adam dövizini 32'den alıyor. Bak %50 faizi kullandıktan sonra dövizi 32'den alıyor. Yani dövizin kaça çıktığı hiç önemli değil onun için. Bir kere bu insanların parasını garanti altına alabilme adına bir adım olduğu için Türkiye sıcak para girişi bu bağlamda olur. Ama gene hedge fonlarla olur. Yani vurkaç fonlarıyla olur. Bu da bizi ne zamana kadar götürür? Eylül'e kadar götürür. Yani çok güzel pes pembe bir yaz bizi bekliyor. Baz etkisine bağlı düşecek enflasyon, yaz etkisine bağlı gelecek olan turistlerin getireceği döviz ve bunun neticesinde Eylül'de böyle cuma günü sallarsın da pazartesi önüne gelir ya bütün işler. İşte öyle bütün sorunlar Eylül ayında bizim karşımıza gelecek. Ve Mehmet Şimşek'in derdi şu. Enflasyonu baz ve yaz etkisiyle biraz kontrol altında alıp doların üzerindeki baskıyı azaltmak. Başka bir amacı yok. Çünkü bunun ucu da kur korumalı mevduata dayanıyor şu anda. Yani kur korumalı mevduatta bir çözümü olursa eğer şu yapılan şeylerin hepsi boşa gidecek. Dik dur eğilme, bu millet seninle diye zırlayın düzelir demiş. Ya Onur Bey demiş ki sürekli para konuşmayın fakir gibi. Gibi mi? Şimdi bak şöyle bir Gibi mi şey var. Onur Bey? Merkez Bankası rezervi 41,7 milyar dolar eksi. Net Evet. rezervler, swap hariç, kamu dahil. Kamu borcu dahil. Bak onu da Şimdi bak. verelim. Ha bak. Bak Ha, seni biz dinliyoruz ekranda. geçen hafta 70 milyardaydı neredeyse bir 10 gün önce, 12 gün önce. Bak şu anda 41. Neden? Şu anda rezervi artırmak için döviz topluyorlar. Ve bununla beraber mesela işte yaklaşık olarak ne kadar? Her gün ortalama 2,2 hatta dün 3 milyar dolarlık Merkez Bankası yine bir alım yaptı. Bununla ilgili ve rezervleri güçlendiriyor. Niye güçlendiriyor? Mecbur. Hala bak güçlenen şu rezervler bile bana şunu ifade etmiyor. Kardeşim sen BOTAŞ'ın Gazprom'a borcunu ödedin mi? 20 milyar dolarlık. Ödedin mi bu borcu? Bizlerden topladığın parayı sen oraya ilettin mi? İletmedin. Veya boş ver onu 260 milyar dolar demin bir şey söyledik. Şu anda işte brüt rezervler ne kadarsa kaç para? 50 milyar 60 milyar dolar. 200 milyar doları nereden çıkartacaksın? Nereden bulacaksın? Yani Bahar, bizim elimizdeki şu anda önümüzdeki tabloya baktığın zaman
şu yapılan şeyler var ya insanların gözüne hoş gelebilir ama inan bana devede kulak bile demiyorum. Bir tüy. Tüy. Yani o Tabii. kadar, o kadar etkisiz. Kardeşim senin daha farklı sorunların var. Sen insanları bu kadar, şimdi bak diyorlar ya emekliğin emeklere zam var mı yok mu? Ya emeklere zam mı? İlla kanunda yazdığı gün, saat yapmak zorunda değilsin. İnsanları madem ki enflasyon altında ezdirmek istemiyorsun, ona göre ekstradan bir şey yaparsın, bir termin koyarsın, ona göre insanlara bir takviye yaparsın maaşlarına. Şimdi sen memur maaşlarını aldın, yürüttün. Bak memur maaşlarını aldın, yürüttün. Hani eskiden derlerdi ya, memura kız vereceksin. Şimdi gene aynı pozisyona geldi. Şimdi memurlarda sorun yok. Ama özel sektör kan ağlıyor. Özel sektör çalışanları kan ağlıyor. Neden? Çünkü dünya genelinde %1,5 ortalama asgari ücret, Avrupa ülkelerinde %1,5 nüfusun asgari ücretle çalışıyor. Yani asgari ücret işte en hani söz meclisten dışarı, kimse yanlış anlamasın. Hani vasıfsız mesleğe yeni başlayan en alt kademede verilmesi gereken maaş. Ve maalesef ki bizim ülkemizde şu anda asgari ücret ortalama ücret olmuş durumda. Yani bugün bakıyorsun asgari ücretten diyor fazla verdim. Ya verdim fazla verdiğin rakam 20 bin lira. Ortalama kira 25 bin lira zaten İstanbul'da. Bu, adam bunu nasıl karşılayacak? Hiçbir şekilde bununla ilgili bir mevzu bahis yok. Ancak ne diyorlar işte tasarrufa gittik. Şimdi tasarrufa gittikleri şey ne mesela? Arabalar satılacakmış. İşte 500 bin tane araç. Bak tasarrufa giderken bugün Cumhurbaşkanı da konuştu gene. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız falan diye. Şimdi tasarrufa giderken arabaların dışında arsa satışa çıkartılıyor. Arsalar. Bak arsalar satışa Tam çıkartılıyor. böyle Ne mirasiyeti kadar? gibi malı, mülkü, şeyi hani Ne var var ya ne yok ya? dededen Ne var babadan ne yok? miras kalır, tabloya kadar satar. Aynen. Şimdi benim anne tarafım Antepli. Bana hep anlatırlardı. Derlerdi ki birinden bir mal alırken sor. Kendin mi kazandın, miras mı kaldı? Ona göre pazarlık yaparsın. Şimdi bunlarınki de böyle. Mirası öyle bir yiyorlar ki umurlarında bile değil kaça gittiği. Arsaları da satıyorlar. Neden? Tek amaçları var. Şu anda borçları çevirmek. Başka yapacakları, yaptıkları hiçbir şey yok. Ve Türkiye, bak kesintisiz bir şekilde söylüyorum bunu. Net bir şekilde söylüyorum. Eylül'e hazır olsun. Bak Eylül'e hazır olsun. Çünkü bak baz etkisi ve yaz etkisi demin dediğim gibi geçtikten sonra inan bana bu hedge fonlar çıkacaklar. Alacağını alacak. %15, %20 vurgunluğu yapacak. Vurkaç yapıp çıkacaklar. Sen sorunlarınla, sen efektif kriz dediğin dolar kıtlığına baş başa kalacaksın. Nasıl çıkacaksın bunun altından? Nasıl kalkacaksın bu kadar sorunun içine? Ya yapamayacaksın, çıkamayacaksın. Çünkü AKP'de böyle liyakatli bir kadro yok. Seni sor, hani Einstein'ın bir lafı var da var ya, senin sorunların içine atan kafa seni o sorunların içinden çıkartamaz. Bu kadar basit. Şimdi diyorlar ki insanlar bak para girişi oluyor. Evet, para girişi oluyor. Yumuşadık 2008 ama ya. ha? Yumuşadık ama. Tabii yumuşacık olduk. Pamuk gibi olduk. Pardon, böldüm seni, ne olur devam et. Olsun. Estağfurullah. Şimdi 2008 senesinde bankacılık krizi yaşandı biliyorsunuz Amerika'da. Bir bankacılık krizi neticesinde gelişmekte olan ülkelere balya balya para gitti uçakla. Bak balya balya para. Bize gene o paralar geldi. 1.000 kat fazlası geldi belki. Ne yaptık o paraları? Tarım yok. Hayvancılık yok. Madencilik yok. Sanayi ağırlıklı bir teknoloji ağırlıklı bir sanayimiz yok. Ne yaptık? Onlarla taşa yatırdık. Ne yaptık? Yandaşlardan bir oligark oluşturduk kendimize. Bir oligark grup oluşturduk. Ve bunun neticesinde de işte bak 2012 senesinde dolar neredeyse 1 dolar 1 TL'ye gelmişti. O durumlardan işte geçmiş aradan 10 sene 12 sene ve geldiğimiz nokta ortada acınası bir durum gerçekten. Eksi Merkez Bankası rezervi 40 milyar dolara düştü diye mutlu olan bir kesim var.